Merhabalar, ben Hamit Can. Bugün ne yapıyoruz? Benim 15. adımdaki WH sorular vardı. Onlarla ilgili bilgileri birlikte öğreniyoruz. Hemen ne yapalım? Ekrana bakalım. Şimdi diyor ki bu adımda WH soruları konusunu işleyeceğiz. Bu okey, zaten onu biliyoruz. İngilizce'de 3 çeşit soru sorma yöntemi var. Bir tanesinin adı yes ya da no diyorlar. Mesela sen bir öğrenci misin diye soruyorum. Sen ne diyorsun? Evet diyorsun. Are you a student? Yes. Sen bir öğrenci misin? Hayır. No da diyebilirsin. Yani cevabı yes ya da no oluyorsa, yani evet hayır oluyorsa bunun adını biz yes no questions diyoruz. Bu okey. Biz bunu daha önceki derslerde zaten detaylıca bir şekilde öğrenmiştik. Mutlaka önceki videoları izle. İkinci soru nedir? Alternative diye bir soru var. O da nedir? Şudur. Çay mı istersin, kahve mi istersin? Kanada'ya mı gitmek istersin yoksa Amerika'ya mı gitmek istersin? Orada sana bir seçenek veriyorum. Sen de diyorsun ki çay isterim ya da kahve isterim ya da Kanada'ya gitmek isterim ya da Amerika'ya gitmek isterim. İkincisi böyle bir soru tipi var. Peki üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de bizim bugün işleyeceğimiz WH questions diye bir tip var. Bunu niye WH diyorlar? Çünkü İngilizce'de sorular genelde mesela what ne demek, where nerede demek, işte who kim demek. Bunlar genelde W ve H ile başladığı için biz buna WH questions diye söylüyoruz. Okay? Yani biz Türkçe'de bunlara ne diyoruz? Ne, ne zaman, nasıl, kim. Bunların adı İngilizce'de WH questions. Hocam ben bu WH questions'ı daha önce şöyle bir şey duymuştum. Information questions diye duymuştum. Doğru mudur? Doğrudur. Neden bunlara information questions diyoruz? Çünkü burada bir bilgi var. Mesela burada daha önceki sorulara bakalım. Evet, hayır. Sen bir öğrenci misin? Evet ya da hayır. Bitti. Bilgi vermedin. Sadece onayladın, onaylamadın. Çay mı istersin, kahve mi istersin? Çay dedin ya da kahve dedin. Bilgi vermedin, onayladın. Şunu isterim, bunu isterim. Ama burada bir bilgi veriyorsun. Mesela masanın üstünde ne var? Sen ne diyorsun? Elma var. Kim geldi? Sen ne diyorsun? Ahmet geldi. Orada bir bilgi veriyorsun. Bilgi verdiğin için bunun adına da information questions diyorlar. Örneğe bakalım. Ayakkabılarım nerede diyor. Where are my shoes? Ayakkabılarım nerede? Sen de diyorsun ki mesela çekmecede, dışarıda, dolapta ekstra bir bilgi veriyorsun. Ahmet kim? Who is Ahmet? Sen de diyorsun ki Ahmet doktordur ya da başka bir mesleği varsa onları söylüyorsun. Ya da Ahmet benim kardeşimdir gibi ekstra bilgi veriyorsun. Buraya kadar anlamadığın herhangi bir şey olursa soru kısmına mutlaka yaz. Peki bugün ne öğreneceğiz? What ne demek? Hep espri yaparlar ya. Hocam what ne demek gibi. Onu öğreneceğiz. Where nerede demek? Who kim demek? Bu üçünü detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Önce what ile başlayalım. What'ın anlamı ne? Okay. What's your name? Senin adın nedir? Okay. Bunu anladık. Peki nasıl soracağım diye yazmışız. Aslında çok basit. İster what olsun, ister where olsun, ister işte who olsun. Bunların hepsini biz 3 adımda soru yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Adım 1'de önce hangi soruyu sormak istiyorsan onu yaz. What, where ya da who. Ben burada şu anda what'tan başladığım için bunun üstüne yoğunlaşalım. Önce what yazıyorum. Ne? Neden bunu yazıyorum? Çünkü soru kelimeleri hep başa gelir. İngilizce'de bütün soru kelimeleri başa gelir. Bu bir. Ardından şu ana kadar biz am is are öğrendiğimiz için ardından am, is ya da are. Bunlardan birini getiriyorum. Ardından da neyi soruyorsam onu yapıyorum. Mesela bir kalem nedir? What is a pen? Okay. Masanın üstünde ne var? What is on the table? Okay. Mesela başka ne olabilir? Bir defter nedir? What is a notebook? Okay. Şimdi burada bir örneğe bakalım. Kitap nedir diye soruyor. Bu soruyu biz şöyle yapalım. Şunu azıcık yukarı alayım. 3 adım demiştik. Şimdi birinci adımda ben buraya ne yaparım? Şöyle yaparım. What yazarım. Okey. İkinci adımda ne yazmışız? Am is are kullanacağız. Kitap neydi? A book. Ben bundan sonra ne kullanıyordum? Is kullanıyordum. Bu da okey. Ondan sonra ne yapıyorum? What is bir de bir kitap nedir diye sorduğum için a book diye soruyorum. Yani ben bunu soru yaptığımda şöyle diyorum. What is a book? Bu kadar basit. Okay. Şimdi birkaç örneği birlikte görelim. Şu 3 adım da gözüksün. Şöyle. Evet. Bu nedir diye soruyor. What is? Bu neydi? This. What is this? Soru işaretini unutma. Onun adı ne? What. Önce bunu yazıyorum. Sonra emizardan hangisini yazıyorum? Is. Onun adı. Erkek olursa his. Kadın olursa her. Name. Bunu yazıyorum. İstersen bunu yapalım. Yani bu his yazarım. İstersen her yazarım. O fark etmiyor. Kimi soruyorsan onun adını direkt sorduk işte. Sevgi nedir diye soruyor. Ben önce what yazıyorum. Sonra is yazıyorum. Sevgi neydi? Aşk. Love. Soru işaretini koyuyorum. Böylece şu an felsefik soruları bile, sevgi nedir, aşk nedir gibi soruları bile sorabilecek duruma geldim. Cümleyi nasıl soruya dönüştüreceğim? Tamam, soru yapmayı öğrendik. Peki bu cümle olursa ben bunu nasıl soru yapacağım? O da çok basit. Şöyle. Mesela a car is a machine diyor değil mi? Bir araba bir makinedir. Önce geliyorum. Diyorum ki what diye söylüyorum değil mi? Bunu zaten biraz önceki şeyden hatırlıyorsun. What bu benim birinci adımdı. Sonra emizardan hangisini kullanıyorum? Is. Ondan sonra şu an neyi soruyorum? Bir araba değil mi? What is a car? Bir araba nedir diye sordum. Şu kısmı sormak istersem what is a car diye sordum. Bir araba nedir? Peki ben şöyle bir şey yaparsam, şimdi aynısını kopyalıyorum. Aynısını buraya yazıyorum. Şunu normale dönüştüreyim. Ben bunu sormak istersem, yani bir makine nedir gibi sormak istersem, o zaman ne yazacağım? O zaman da şöyle yazacağım. Yine what'ı yazıyorum. Okay. Is'i yazıyorum. Sonra neyi sormak istiyordum? A machine. What is a machine? Böyle soruyorum. Okay. Neyi sormak istiyorsak ona başına what ve is getiriyoruz. Böylece yazdık bunu. Çoğul olmuş olsaydı what are cars? What are machines? Şimdi burada dikkat etmen gereken bir olay var. O da şu. Demişiz ki araba nedir bir araç? Yani böyle what is a car a machine sorma. Yani şunu yapma. Şimdi şu a car is a machine diye bir şey var. Bir araba bir makinedir. Ben de sormak istiyorum. Bir araba nedir? Ne yapıyordum? What is a car? Bir araba nedir diye söylüyorum. Sonra ben tekrardan a machine diye yazarsam, soru koyarsam bir araba nedir? Bir makine. Demek ki bu biraz garip kaçıyor. Biraz değil, bayağı garip kaçıyor. Yani hem soruyu sormuş oluyorsun hem de cevabı içinde vermiş oluyorsun. O yüzden bırak cevabı karşındaki versin diyorlar. O yüzden şu kısmı yazma diyorlar. Yani what is a car deyip bırak. Bitti. Aynı şekilde mesela what is a car a machine, yine burada da aynı soruyu sormuş oluyoruz. Yine yanlış oluyor. Demek ki ben sorumun cevabı neyse onu bu soruya dahil etmemem gerekiyor. Bırak karşındaki cevap versin. Mesela Ahmet is a doctor. Ahmet bir doktordur. Ben demek istiyorum ki Ahmet kimdir? Who is Ahmet? Bitti. Eğer ben dersim ki who is Ahmet a doctor? Zaten bütün hem soruyu sordum hem cevabı vermiş oldum. O yüzden bu garip kaçmış oluyor. Ve zaten dil bilgisine de hatalı olmuş oluyor. Buna dikkat et. Bunu mutlaka not al. Şimdi ilerliyorum. Örnekleri yapalım. Madem öğrendik. Şimdi aşağıdaki cümleleri what ile soralım diyor. Soralım. A cinema is big diyor. Demek ki bir sinema büyüktür. Benim burada soracağım şey nedir? Büyük olan nedir? Yani what'ı yazdım. Sonra is'i yazdım. Sonra sormak istediğim şey neydi? Big. Büyük olan nedir? Cevabım ne olur? A cinema. Bir sinema. Okay. Canada and Japan are countries. Kanada ve Japonya ülkeler. Ben burada iki soru sorabilirim. Ya Kanada ve Japonya nedir diye sorabilirim. Önce bundan başlayalım. What are Canada and Japan? Bunu sorabilirim. İstersen ülkeler nedir diye sorabilirim. Böylece Kanada ve Japonya ülkelerdir diyebilirim. Onu da what are countries? Bunu böyle de sorabilirim. Okay. A park is a place. Bir park nedir? Bir yerdir. Ben bunu nasıl sorabilirim? İki soru var. Bir park nedir? Ya da bir yer nedir diye sorabilirim. Önce şöyle yapalım. Bir park nedir diye soralım. What is a park? Peki bir yer nedir? Nasıl sorabilirim? What is a place? Okay. Sonra a banana is a yellow fruit. Bir meyve, bir muz sarı bir meyvedir diyor. Demek ki ben muz nedir diye sorabilirim ya da sarı bir meyve nedir diyebilirim. Önce muz nedir soralım. What is a banana? Ondan sonra da sarı meyve nedir diye soralım. What is a yellow fruit? Bunu da yazdık. Böylece artık what ile ilgili soruları rahat bir şekilde sorabiliyorsun. Şimdi biz daha önce ne öğrenmiştik? Evet, hayır sorularını öğrenmiştik ya, yes, no. Onları what ile karıştırmayalım diye birkaç alıştırma yapacağız. Onlara dikkatli incele. Şimdi diyoruz ki dikkat, yes, no sorularına ve WH sorularına vereceğin cevaplar farklı olur. Buna dikkat et diyor. Okey. Şimdi önce yes, no sorularına bakalım. Diyor ki a dog is an animal. Bir köpek bir hayvan mıdır diye soruyor. Ben de bunu nasıl sorabiliyorum? Emizarı başa alıyordum. Is a dog an animal? Bir köpek bir hayvan mıdır? Cevap olarak yes ya da no diyordum, değil mi? Bu soruyu yes no ile soralım. Zaten bunu yaptık. Üç şekilde cevap verebilirsin. Cevaplarına da bakalım. Mesela yes it is diyebilirim. Okay. Ya da yes diyebilirim. En kısası. Ya da yes a dog is an animal. Tam cevapta böyle uzun uzun yazabilirim. İstersen buradaki a dog yerine de it de diyebilirim. Yani dördüncü cevap verme şeyi de var. Mesela yes it is an animal. Öyle de cevap verebilirim. A dog is an animal. Bu okey. Bu soruyu da WH ile soralım. Önce ne yapıyorduk? Önce bir what diyorduk. What is a dog? Bir köpek nedir diye soruyoruz. Cevap olarak da işte a dog is an animal diyebiliriz. Ya da bu şimdilik bunun üstüne durmayacağız ama bir hayvan nedir diye sorabiliriz. What is an animal? Bunu da sorabilirdik ama biz şu anda daha çok what is a dog? Bu kısma odaklanacağız. Bir köpek nedir? Üç şekilde cevap verebiliyoruz. Birincisi köpek bir hayvandır. Bunun tam cümlenin aynısını yazıyoruz. A dog is an animal. Aynı cümleyi yazdık şuradakini. Okey. O bir hayvandır diyebiliriz. O neydi İngilizce'de? A dog yerine it kullanabiliyorduk. It is an animal. Bunu da yazabiliriz. Ya da sadece şunu yazabiliriz. An animal. Yani neyi yazabiliriz? Mesela burada bir köpek nedir? Ben şu an baktığımda what nedir diye soruyor ya. Ben bunun cevabını sadece ne verebilirim? Bir hayvan diyebilirim. O yüzden sadece what'ın cevabını verebiliyorum. Mesela a dog zaten yazmışım. Burada a dog diye yazmışım. Is var mı burada soruda? Is de var. Ne yok soruda? Şu yok, değil mi? Bir hayvan. O yüzden ben sadece cevap olarak bir hayvan diyebilirim. Bir başka örnek verelim. Türkiye nedir diye soruyor. Ben diyorum ki Türkiye bir ülkedir. Bunu yazabilirim. O bir ülkedir. Onu yazabilirim ya da bir ülkedir yazabilirim. Okey. Şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bu hazırlık atlama sınavları var mesela. O hazırlık atlama sınavlarında diyorlar ki what is your name? Senin adın nedir? Sen mesela my name is Hamit diye yazarsan bunu bazen yanlış sayabiliyorlar. Çünkü diyorlar ki bana en özet cevabı ver, en minimum cevabı ver. Yani sadece Hamit yazman yeterli diyorlar. Birçok üniversitede, hatta bu mesela IELTS'te de benzer taktikler var. Diyorlar ki mesela tek bir kelimeyle cevap ver. O yüzden sen cevap olarak my name is Hamit yazarsan yanlış olur. Sadece Hamit yazıyorsun. Bu sebepten dolayı buradaki mesela what sorusunun tam cevabı nedir? Onu mutlaka öğrenmen lazım. Ya da nerede sorusunun tam cevabı nedir? Kim sorusunun tam cevabı nedir? Bunu mutlaka öğrenmen lazım. Diğer geriye kalan her şeyi atıyorsun. Cevabın en kısasını verebilecek yeteneğin olması lazım. Yetenek demeyelim, bilgi diyelim. Çünkü bu kolay bir şeydir. Zaten bunları yaptıkça göreceğiz. Yani o bilgiyi de bilmiş ol. Yarın öbür gün belki bir sınavda işine yarayabilir. Günlük hayatta da zaten mesela Türkiye nedir? Türkiye bir ülkedir gibi cevap veren çok olmuyor. Türkiye nedir? Ülkedir. Kısa bir cevap veriyoruz ya. Günlük hayattaki speaking'te de kısa cevaplar önemli. İlerliyorum. Demişiz ki şimdi diyelim ki sınavda sana cevaplar verilmiş ve soruyu sormanı istiyorlar. Yani yes no ile mi soracaksın yoksa WH ile mi soracaksın? İki soru şeklinde bakalım demişiz. Birinci soru. Bana burada bir boşluk vermiş, soru işareti var. Sonra yes it is diyor. Demek ki evet o öyledir. Demek ki burada bana yes no sorusudur. Ben bunun yes no sorusunun olduğunu nasıl anlıyorum? Cevabın başında yes var, evet var. O yüzden bu mesela ekstra bilgi vermiyor bana, sadece benden onay istiyor. Okay? Demek ki bir köpek bir hayvan mıdır? Ben de diyorum ki evet o hayvandır. O yüzden bunun sorusu ne olur? Şuradakinin sadece izi alıp başa getirdiğimde direkt soruyu sormuş oluyorum. Diyorum ki is a dog an animal? Bir köpek bir hayvan mıdır? Bak şu anda cevabı verdik. Yes it is. Evet, bir hayvandır. Peki ikinci soru tipi nasıl olur? Yani WH nasıl soru sorarlar? Şöyle cevapta derler ki mesela bir hayvan. Demek ki bunun sorusu nedir? Bir köpek nedir? Ben de diyeceğim ki cevabı bir hayvandır. O yüzden nedir diye sorduğum için ben cevabı what ile başlıyorum. Yani soruyu pardon. What. Ondan sonra ikinci adım neydi? Is yazıyordum. Emizardan hangisi ise. Sonra neyi soruyorsam onu yazıyordum değil mi? What is a dog? Bir köpek nedir? Anlamadığın her şeyi mutlaka yorum kısmına yaz ya da videoyu tekrar izleyebilirsin. Ben bazı yerlerde hızlı anlatıyorum ki çok zamanını almayayım diye. Sen başa al tekrar videoyu. Tekrar izlediğinde daha iyi anlayabilirsin. Yine de aklına soru işareti olursa mutlaka yorum kısmına yaz. Şimdi şu örneklere birlikte bakalım. İyice bu konuyu öğrenelim diye. Yes it is diye soruyor. Demek ki bu yes no sorusudur. O yüzden ben burada tek yaptığım şey nedir? Buradaki is'i alıp başa getiriyorum. Bak anlamına falan bile bakmadım şu anda. Direkt şunu yazdım. Önce yazdım sonra bakalım ne diyor. Bir çiçek bir bitki midir diye sorduk. Yes it is. Evet bir bitkidir. Boğaziçi bir üniversite midir diye sorsaydı is Boğaziçi University derdik. O da yes derdi ama şu anda cevapta a university diyor. Demek ki bir üniversitedir diyor. Demek ki sorun Boğaziçi nedir demem lazım. What is Boğaziçi? Boğaziçi nedir? Cevap olarak a university, bir üniversitedir. Bence bu olayı şimdilik iyice öğrenmiş oldun. Yine aklında soru işareti olursa yaz. Şimdi ikinci soruya bakalım. O da nerede sorusu. Diyor ki where sorusu nedir? Neydi Türkçesi? Nerede ya da nereye? Mesela where are you going? Nereye gidiyorsun? Ya da where is Ahmet? Ahmet nerede? Demek ki Türkçe'de biz nereye ya da nerede diyoruz. Bunlar da tek kelimeyle where ile çözmüşler bu işi. Bunu unutma. Şimdi where are my students? Benim öğrencilerim nerededir? Cevap olarak mesela they are at home. Onlar evdedir. Peki ben bununla ilgili nasıl soru soracağım? Biraz önce what'ta öğrendiğimiz aynı adımlar burada da geçerlidir. Bakıyorum. Önce ne yapıyorum? Where kelimesini yazıyorum. Bunu yazdık. Sonra ardından ne yazıyorduk? Am is are. Bunu da yazdık. Peki ondan sonra ne yapıyorduk? Ondan sonra sorduğumuz şey neyse onu yazıyoruz. Mesela şu hangisiydi? Ahmet, burada zaten demişiz. Örnek verelim. Ahmet nerede sorusunu soralım. Önce ben bir de ne yapıyordum? Where kelimesini yazıyorum. Nerede diye. İkinci adım neydi? Is'i yazıyordum. Ondan sonra üçüncü adım neydi? Ahmet'i yazıyordum değil mi? Sonra soruyu sorduğumda ne yapıyordum? Where is Ahmet? Soru işaretini de unutmuyorum. Böylece soruyu sormuş olduk. Biraz önce söylediğim aynı şeyi burada yine kırmızı harflerle yazdım ki unutma diye. Şimdi Ahmet nerede Türkiye diye sorarsan hem soruyu sormuş oluyorsun hem de cevabı içinde vermiş oluyorsun. O yüzden bunu böyle sorma. Yani where is Ahmet in Turkey diye sorma. Bunu nasıl sorabilirsin? Ahmet nerede diye sor. Cevap kısmını çıkar. Zaten o karşındaki cevabı verir. Yani şu anda bunun normal cümlesi ne olur? Şöyle değil mi? Ahmet is in Turkey. Ahmet Türkiye'dedir. Demek ki benim sorum ne olacak? Ahmet nerededir? Zaten şu cevap ya, ben bunu tekrar sorunun içinde yazmasam daha iyi olur. Diğer türlü hem komik olur soru hem de gramatik olarak da yanlış olur. Bunu da unutma. Şimdi ilerleyelim. Başka örnekler var mı? Varmış. Birkaç örneğe göz atalım demişiz. Onların okulları nerede diye soruyor. Önce nerede kelimesini yazıyoruz. Where. Ondan sonra okulları çoğul olduğu için emizardan hangisini getiriyorduk? Are. Ondan sonra onların okulları diyeceğiz. Onların neydi İngilizce'de? Their. Okullar neydi? Schools. Böyle yazabiliriz. Şuna dikkat et. Eğer bize onların okulu nerede diye sorsaydı, yani tek bir okuldan bahsetseydi, o zaman ben şöyle derdim. Where is their school? Onların okulu nerede derdim. O yüzden şu kelimeden çok, bu sıfat olduğu için bu kelimeye bakıp emizardan hangisini yazacağını karar vereceksin. Bak burada neydi? Çoğul yapmış. O yüzden are getirdik. Şuradaki onların kelimesinden dolayı getirmedik bu are'ı. Burada da school kelimesi tekil olduğu için bu yüzden biz is getirdik. Bunu da unutma. Bu ekstra cepte dursun. Okay. Sonra bakıyorum. Senin kız kardeşin nerede diye soruyor. Demek ki where ile başlıyoruz. Sonra kız kardeşin tekil olduğu için is yazıyoruz. Senin neydi? Your. Kız kardeş neydi? Sister. Bunu da yazdık. Japonya nerede diye soruyor. Nerede neydi? Where. Japonya tekil olduğu için is. Japonya neydi İngilizcesi? Japan. Böylece bunu da yazdık. Şimdi cümleyi nasıl soruya dönüştüreceğim? Yine aynı şekilde bak what'ta nasıl ilerlediysek şu anda aynı adımları atıyoruz. Diyoruz ki he is at home. O evdedir. Benim burada sormak istediğim kısım ne olur? Şu olur değil mi? O nerede diye sorsaydım ben ne derdim? Where is he? O nerede? Bitti. Birinci adım neydi? Where yazdım. İkinci adım neydi? Am is are'dan is yazdım. Üçüncü adım sorduğum kişi kimse artık. Onu yazdım. Where is he? O nerede? Cevabım ne olur? At home. Değil mi? Bunu başka nasıl cevap verebilirim? Diyelim ki bir üç şekilde cevap verelim. Bir, he is at home. O evdedir. Bu birincisi. İkincisi ne olur? Mesela he zaten verdiği için ben bunu daha da kısaltma yapamıyorum. Demek ki burada iki şekilde cevap verebiliyorum. He is at home ya da sadece at home yazabilirim. Bu kadar basit. Şimdi aşağıdaki dört cümleyi soruya dönüştür diyor. Dönüştürelim. Cemşit is at the cinema. Demek ki benim sormak istediğim kısım şurası. Demek ki Cemşit nerede diye soracağız. Where is Cemşit? Kolay. Burada da şu kısmı soruyorum. Yani onların arkadaşları neredeler diye soracağım. Demek ki where are their friends? Bence artık bunu iyice öğrenmeye başladım. Yine de aklında soru işareti olursa mutlaka aşağıya yaz. Şimdi in the park diyor. Bunu yazdık. Onun kız kardeşi nerede diye soracağız. Where is her sister? Bu da bitti. Şimdi de bize Japonya'da bu kısmı soruyor. Demek ki onun ailesi nerede? Where are his parents? Bunu da yazdık. Bu da bitti. Şimdi de yes no sorusu ile WH soruları arasındaki farka bakalım. Yine aynı şekilde hiçbir fark yok bizim what kelimesiyle. Yani mesela the book is on the table. Kitap masanın üstündedir. Önce biz bunu emizarla soralım. Nasıl yapıyorduk? Is'i başa alıyorduk. O kadar. Is the book on the table? Yani kitap masanın üstünde mi? Biz cevap olarak ne diyebiliyoruz? Bir, yes diyebiliriz. Bu en kısasıydı. Ya da yes it is diyebiliriz. Bu biraz daha uzunuydu. Daha da uzunu neydi? Yes the book is on the table. Ya da istersen buradaki the book yerine it diyebilirim. Yes, it is on the table. Tamam. Şimdi WH'e bakalım. Bize diyor ki the book is on the table. Demek ki sormak istediğim kısım nedir? Şurasıdır. Okay. Bunu sormak için ne yapıyorduk? Where kelimesini yazdık. Am is are'dan is'i yazdık. The book'u yazdık. Soru işareti. Bu kısım bitti. Şimdi üç şekilde cevap verebiliyoruz. Bunları şöyle yazalım. Bir. En uzunundan başlıyorum. The book is on the table. Aynı sorunun aynısını cevapladık. Demek ki kitap masanın üstündedir. Başka nasıl cevap verebilirim? The book yerine it diyebilirim. It is on the table. O masanın üstünde. Başka ne diyebilirim? Sadece şu kalın harfle yazdığım şey neyse aynısını buraya yazabilirim. Çünkü sorduğum kısım orası zaten. Nerede? Masanın üstünde. Bitti. Şimdi yine yes no sorusu mudur yoksa WH sorusu mudur? Bunu ben nasıl anlayacağım diye sorabilirsin. Bunu da cevabı kolay. Yine biraz önceki what kelimesinde olduğu gibi yes ile başlıyorsa yes no sorusudur ya da no ile de başlayabilir. Fark etmiyor. On the table gibi bir şey diyorsa demek ki burada bilgi soruyor. Demek ki WH sorusudur. Şimdi the book is on the table demek ki kitap masanın üstünde. Ben bunu yes no ile nasıl sorabilirim? Is the book on the table. Tek yaptığım şey is'i başa almak. Peki burada bana neyi soruyor? Diyor ki the book is on the table. Demek ki şu kısmı soruyor. Masanın üstünde. Demek ki kitap nerede diye soracağım. Where is the book? Soru işaretini de koyalım. Ha, şöyle. Where is the book? Kitap nerede? Şimdi de şu örneklere bakalım. Yes he is diye yazmış. Burada da he is at school diyor. Demek ki bana o okulda mıdır diye soruyor. Ben de evet o okuldadır diyorum. Demek ki yes no sorusudur. O yüzden is he at school diyorum. Bunu sorduk. Okay. Peki o okuldadır diyor. Demek ki okuldadır kısmını bana soruyor. Ben de diyeceğim ki o nerededir? Yani where is he? Bunu da sorduk. Diyor ki aşağıdaki alıştırmalar Basic English Grammar kitabından alınmış. Okay. Doğru cevabı yani doğru soruyu işaret ediyor. Ben bunu nasıl soracağım? Bak hiç böyle detayları okumadan kısa yolda nasıl yapabilirim? Burada bilgi var. O yüzden ben bunu direkt şöyle işaretleyeceğim. Bu doğrudur. Burada yes diye sorduğu için demek ki bu yes no sorusudur. O yüzden emizarla başlayan kısmı işaretliyorum. No dediği için demek ki emizarla başlaması lazım. Bilgi verdiği için demek ki burada bir bilgi sorusu var. Bu kadar basit. Peki ne diyor ona bakalım. At home. Where is Sami? Sami nerede diyor. Okay. Yes they are. Evet onlar öyle diyor. Demek ki neymiş? Are the boxes in the closet? Demek ki kutular dolapta mı? Evet dolaptalar gibi demek istiyorsun. Are you outside? Sen dışarıda mısın? No I'm not. Hayır değilim. Where is the mail? Demek ki posta nerede? On the kitchen counter. Mutfak tezgahının üstünde. Okay. İlerleyelim. Soru yaz diyor. Bak yes ile sorduğu için ne demiştik? Yes no sorusuydu. O yüzden burası kolaydı. Is Sarah at home? Bunu sorduk. Başka? At home dediği için demek ki Sarah nerede diyeceğiz. Where is Sarah? Okay. Demek ki Kayra neredeymiş? Mısır'daymış. Bunu bizi yes no ile soruyor. Yes is Cairo. Pardon. Is Cairo in Egypt? Mısır'da mıdır? In Egypt direkt Mısır'dadır dediği için demek ki nerededir diye soracağız. Where is Cairo? Okay. Yine evet diye cevap verdiği için biz bunu emizarla başlıyoruz. Are the students in class today? Bugün öğrenciler sınıfta mıdır? Evet öyle diyor. Demek ki burada in class sınıfı soruyor. Demek sınıftalar diyor. O yüzden ben öğrenciler nerededir diye soracağım. Where are the students? Bak in class'ı sadece kaldırıyorum. Sadece bu kısmı kaldırıyorum. Ne kaldı? Hala today kaldı. O yüzden ben bunu yazıyorum. Onu da unutma. Yani buraya kadar gelip bırakamıyorum. Çünkü zaten bir kelime daha var burada kalan. Onu da yazıyorum. A Main Street. Demek ki ana caddede ya Main Street diye bir yol varmış. Oradaymış diyor. O yüzden bu bilgi sorusudur. Ben de diyorum ki where emizardan hangisini kullanmış? Ha, bu is değil de is olacak. Ha, şöyle olacak bu. Tamam. The post office is on Main Street. Demek ki posta ofisi neredeymiş? Main Street'teymiş. Ben burada emizardan hangisini kullanmış? Is. Onu yazıyorum. Ondan sonra neyi soruyorum? The post office'i soruyorum. Onu yazıyorum. 8'e bakıyorum. Diyor ki yes it is diyor. Demek ki yes no sorusudur. Demek ki tren istasyonu Grand Caddesi'nde midir diye soracağız. O yüzden tekil olduğu için is'le başlıyoruz. Is the train station on Grand Avenue? Cevap olarak yes it is demiş zaten. 9'a bakıyorum. Diyor ki over there. İşte orada diyor. Parmakla gösteriyorsun. Orada bak diyor. Demek ki burada nerede diye sormak istiyor. Where tekil bir şey sorduğu için where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? A'ya bakıyorum. İşte diyor. Demek ki bu iki eleman neredeymiş diye soracağız. Where are Ali and Jake? Bir de ne kaldı burada? Şu kısmı yazdık. Şu kısım cevapta var zaten. Now kaldı. O yüzden now mutlaka yazıyorum. Onu unutma. Hatta bu kısmı mutlaka not al. Okay. İlerliyorum. Ne kaldı? Şu anda bir tek kim kaldı? Yine aynı adımlarla ilerleyeceğiz. O yüzden biraz daha hızlı anlatacağım. Who ne demek? Biz böyle kim diyoruz, kimi, kime bunları soruyoruz ya. Onların hepsini tek kelimeyle halletmişler. Who. Hem kim demek, hem kime, hem kimi. Şimdi who is he? O kimdir? Who is your father? Senin baban kimdir? Bu soruları da sorduk. Who is this man? Bu kişi kimdir? Bu adam kimdir? Tamam, bunları sorduk. Şimdi diyor ki buradaki who is this man'i nasıl sorduk? Ona bakalım diyor. İlk yapacağımız şey neydi? Who'yu yazıyorduk. Okay. İkinci adım neydi? Emizardan bir tanesini yazıyorduk. Üçüncü adım neydi? Sorduğumuz kelime hangisiyse o kelimeyi yazıyorduk. Şimdi burada örneğe bakalım. Mesela şöyle yapayım da bu üç adımı da görelim. Michael Jackson kimdir diye soruyor. Biz böyle bir şey sormak istiyoruz. Ne diyeceğiz önce? Who diyeceğiz. Okay, bunu sorduk. İkinci adım neydi? Is. Üçüncü adım neydi? Michael Jackson. Demek ki bunu soru sorarsam nasıl diyeceğim? Who is Michael Jackson? Böyle soruyu sorduk. Okay. Bu da bitti. Allah rahmet eylesin. Öldü kendisi ama güzel şarkılar söylüyordu. Benim lisede hayran olduğum bir şarkıcıydı. Hep onun danslarını taklit etmeye çalışırdım. Şimdi diyor ki birkaç örnek var. Bunu yap diyor. Tamam yapalım. Öğretmenin kimdir? Önce who ile başlıyoruz. Who is senin öğretmenin demek istiyor. Who is your, tekil soruyor. Who is your teacher? Senin öğretmenin kimdir? Burada da onun erkek, demek ki erkek bir kişi var. Erkek kardeşi kimdir? Okay. Who'yu yazdık. Is'i yazdık. O neydi? He. Onun ne demekti? His. His'i yazdık. Erkek kardeş. Who is his brother? Tamam. Böyle yazdık. Bu da bitti. Ben kimim diye kendi kendime soruyorum. Felsefik bir soru. Who am I? Ben kimim? Bunu da yaptık. Cümleyi nasıl soruya dönüştüreceğim ona bakalım. Ahmet is a teacher diyor. Ahmet bir öğretmendir. Bunu soru soracağız. Nasıl soracağız? Şunu İtalya'yı yok edelim. Who is Ahmet? Ahmet kimdir? Ben buna 3 şekilde cevap verebiliyorum. Ahmet is a teacher. Ahmet bir öğretmendir. Başka nasıl cevap verebilirim? He is a teacher. O bir öğretmendir. Yani Ahmet yerine he, she, it, we, you, they var diye onlardan birini kullanıyorum. Bir de sadece öğretmendir diyebilirim. A teacher. Neden sadece bunu diyebilirim? Çünkü sorum kim? Ahmet kim? Cevabım ne? Ahmet öğretmen. Demek sadece öğretmeni yazsam yeterli. Yine aynı şekilde şunu unutmayalım. Ahmet kimdir? Öğretmendir diye yani hem soruyu hem cevabı aynı kısımda yazma diyor. Who is Ahmet a teacher diye yazma diyor. Who is Ahmet deyip bırakabiliyorsun diyor. Bunu da zaten bir önceki kısımdan hatırlıyoruz. Şimdi de who ile soru soralım diyor. Soralım. My father is a doctor. Demek ki senin baban kimdir diye soracağız. Who is your father? Belki kendi kendime sormuş olsaydım who is my father da diyebilirdim. O da olurdu. Ya da ben şu anda doktor kimdir diye sormak istersem who is a doctor? Böyle de sorabilirim. Yani bu da sıkıntı yok. Ama bizim daha çok odaklandığımız şu kısım. They're happy. Onlar mutlu. Demek ki kim mutlu diyeceğiz? Who are happy? Kim mutlu? This is our teacher. Bu bizim öğretmenimiz. Demek ki bu kimdir diyebiliriz. Yani who is this? Bunu diyebiliriz. Ya da bizim öğretmenimiz kimdir diyebiliriz. O da şöyle. Who is our teacher? Bunu da sorabiliriz. İkisi de olur. Doktorlar neredeymiş? Hastanede. Bunu neredeyle, kim hastanededir diye soruyoruz değil mi? Who are in the hospital? Kim hastanede diye sorduk. Bu da bitti. Şimdi de yes no sorusuyla WH arasındaki farka bakalım. Önce yes no sorusu kısmıyla başlayalım. Their sister is an engineer. Onların kız kardeşi bir mühendistir. Önce ben bunu yes no ile nasıl soruyordum? Is their sister an engineer? Onların kız kardeşi mühendis midir? 3 şekilde cevap verebilirim. Yes diyebilirim. Yes she is diyebilirim. Ya da yes tam cevap verebilirim. Their sister is an engineer. Böyle yazabilirim. Şimdi WH sorusuna bakalım. Kimdir diye soracağız. Who is their sister? Onların kız kardeşi kimdir? Ya da mühendis kimdir diye sorabilirim. Who is an engineer? Ama şu anda daha çok şu kısma odaklanıyoruz. Onu da unutma. Şimdi buna cevaplar verelim. Önce uzun uzun cevap vermiş. Demek ki ben buraya their sister is an engineer. Aynısını yazabilirim. Bunu yazdık. Başka o bir mühendistir. Their sister yerine ne sorabilirim? Yani ne yazabilirim? She diyebilirim. She is an engineer. Bu da yazdık. Ya da sadece mühendistir diyebilirim. O da an engineer. Şimdi diyor ki sınavda olsaydık nasıl yapardık? Yes'li cevap verdiği için demek ki bu yes no sorusudur. O yüzden ben buraya is Mike a teacher diye soruyorum. Burada a teacher dediği için demek ki Mike kimdir diye soracağız. Who is Mike diye soruyorum. Şimdi şu örneklere bak diyor. Bakalım. Yes'li cevap verdiği için ben buraya önce are Recep and Ece nurses. Bunu sordum. Peki burada cevap olarak nurses demiş. Demek ki neyi soracağım? Who are Recep and Ece? Bu ikisi kimdir diye soruyorum. Cevap olarak nurses diye vermiş. Şimdi de alıştırma var. Buna bakalım. Artık böyle konuyu bitirmeye başlıyoruz. Diyor ki bu aşağıdaki alıştırmalar Basic English Grammar kitabından alınmış. Okay. Birinci soruda nedir diyor. O da diyor ki o bir kalemdir. Demek ki burada what gelecek. Buraya da is gelecek. Okay, what is this? That's Mr. Lee. Demek ki burada kişiyi soruyor. O yüzden who gelecek. Burada da is gelecek. Burada ben cevapları nasıl verebiliyorum? Canlı bir şeyse who diye söylüyorum. Cansız bir şeyse what diye söylüyorum. Tekilse is diyorum. Çoğulsa are diyorum. Bu kadar basit. Were pens. Onlar kalemler. Cansız bir şey olduğu için what yazıyorum. Burada are dediği için are aynen yazıyorum. What are those? Were Mr. and Mrs. Lee. Demek ki burada canlı bir kişiden bahsettiğim için who. Orada am is are'dan hangisi? Are yazdığı için are. She's my sister. Her name is Sonia. O benim kız kardeşim. Onun adı Sonia. Demek ki bu canlı bir şeydir. Who. Ondan sonra tek bir kişiden sorduğu için who is that woman? O kadın kimdir? Şunu da geri alalım. There are erasers. Demek ki onlar nedir? Silgiler. Demek ki cansız bir şeyden sorduğu için what. Çoğul oldukları için what are those things? O şeyler nedir diyor. That's Ms. Walensky. O Ms. Walensky'dir diyor. Demek ki burada kişiyi soruyor. Who is that? That's my new camera. O benim yeni kameram diyor. It's really small. Gerçekten küçük. Cansız bir şeyden bahsettiği için what diyorum. Tekil bir şey olduğu için is diyorum. I'm not sure that I think there are new students from Thailand. Emin değilim diyor ama Tayland'da yeni öğrencilerdir diye söylüyor. O zaman buraya geliyorum. Canlı birisini sorduğu için who diyorum. Onlar kimler? Çoğu kişi olduğu için who are diyorum. Burada da Anita diyor. Your name. Demek ki ismini soruyor burada. Buna dikkat et. Canlı bir şey ama burada ismin nedir diye soruyor. O kimdir ya da sen kimsin demiyor. O yüzden what. Buraya da ne getiriyorum? What is. Mr. Walker diyor. Senin gramer hocan kimdir diyor. Canlı birisi olduğu için who. Tekil birisi olduğu için is. Mr. Walker and Ms. Rosenberg. Sizin favori hocalarınız kimdir ya da senin diye soruyor. Canlı birini sorduğu için who, kim demek istiyorum. İki kişi olduğu için are. It's a child with no brothers or sisters. Demek ki bu bir çocuktur. Erkek kardeşi ya da kız kardeşi olmayan. Demek ki burada diyor ki an only child kimdir? Yani tek bir çocuk kimdir diye soruyor. Ben de buraya who diyorum. Tekil birisini sorduğu için who is. They're animals with wings. Onlar kuşlarlar. Neyle? Kanatlı kuşlar. They fly at night. Gece uçarlar. They are not birds. Onlar kuş değiller. Bunları bizden uzak tutun. Çünkü korona olayı bunlardan çıktı diyor. Biz de bunlar hayvanlar olduğu için demek ki who demiyoruz. Ne diyeceğiz? What diyeceğiz. Nedir? What are bats? Demek ki bu yarasalar nedir? Yarasalar işte uçan hayvanlar gece falan filan. İlerliyorum. Doğru şıkkı seç diyor. Tamam. Burada da yine daha önceki taktikteki gibi önce şeye bakıyorum. Burada bilgi verdiği için direkt şu soruyu soruyor. Yes dediği için am is are'la soracak. Bilgi verdiği için şudur. Bak şu an daha hiç okumuyorum. It is in my bag. Demek ki burada yine bilgi verdiği için o yüzden bunu yazıyorum. Yes dediği için are'la yazıyorum. Şimdi geriye bakıp ne yapmışız ona bakalım. Where is your brother? Senin kardeşin nerede? Okulda. Are the children here? Çocuklar burada mı? Yes they are. Where is Ahmet? Ahmet nerede? Restoranda. Where is your book? Kitabın nerede? Çantamda. Sen ofisinde misin? Evet ben ofisimdeyim diyor. Tamam. Soruları yaz diyor. Tamam bakalım. War and Peace diyor. Savaş ve barış. Tamam bu da demek ki bir nedir diye soruyoruz. O yüzden what is your favorite book? Senin favori kitabın nedir? Messi bu oyuncu olan demek ki burada who is diyeceğiz. Kimdir? Who, senin favori futbolcusu kimdir diyor. Benim kardeşim diyor. Demek ki burada o kimdir diye soracağız. Canlı birisi who is that? Okay. I live in Bebek. Ben Bebek'teyim. Demek ki burada senin adresin nedir diye soracağız. O yüzden what is. Bir de senin de ekleyeceğiz buraya. Your address. Bunu ekstradan ekledik. Normalde burada olması gerekiyordu. Okay. My children diyor. Demek ki benim çocuklarım. Burada diyeceğiz ki o insanlar kimler diyoruz. O yüzden who are these people? It's an animal. Bu bir hayvandır. Demek ki bir aslan nedir diye soruyoruz. What is a lion? Doktor Hayati. Demek ki doktor Hayati. Demek ki your doctor's name. Yani senin doktorun adı nedir? Adını soruyor. Demek ki cansız bir şey soruyor. Kendisini sormuyor. What is your doctor's name? Bu 8'i silelim. Bunu gereksiz vermiş. Şunu da aşağı indirelim. Diyor ki soru yaz diyor. Tamam yazalım. Inside içeride demek. Where inside demek ki onlar içerideler. Demek ki bana bilgiyi soruyor. O yüzden ben diyorum ki where are they? Onlar neredeler? Burada yes no sorusu olduğu için we are in Miami. Biz Miami'deyiz. Demek ki Miami'de miyiz diye soruyor. Are we in Miami? Böyle sorabilir. İstersen bir yerine you da diyebilir. Siz Miami'de misiniz? Onlar da cevaplı olarak evet biz Miami'deyiz. Öyle de olur. 3'e bakıyorum. Metro City is in Levent. Demek ki Metro City neredeymiş? Levent'teymiş. O yüzden ben Metro City nerede diye soracağım. Where is Metro City? Okay. No they aren't. Hayır değiller diyor. Demek ki emizar sorusudur. Their daughters are in the shopping mall. Demek ki burada are their daughters in the shopping mall. Okay. In my mouth. Demek ki benim ağzımda diyor. The food is in my mouth. Yemek ağzımdadır diyor. O yüzden cevap olarak bilgi sorusu sorduğu için where is the food? Yemek nerede? In her office. Demek ki ofisinde. Demek ki eşin nerede? Ya kendine sorabilirsin. Benim eşim nerede? Ya da karşındakine senin eşin nerede diye sorabilirsin. O yüzden where is my diye sorabilirsin. İstersen your diyebilirsin. Wife. Sonra kendine cevap verirsen ofistedir ya da karşındaki cevap verir ofistedir. Sıkıntı yok. Yes they are. Evet dediği için demek ki emizar sorusudur. People are at their home right now. Onlar evdeler diyor. Demek ki burada soru are ile başlıyor. Are people at their home right now? Şu anda insanlar evlerinde mi? Yes they are. Evet evlerindeler. İlerliyorum. Baya baya alıştırma yapıyoruz ki artık bunu iyice öğren diye. Aşağıdaki alıştırma essential grammar in use kitabından alınmıştır. Okay. Soru oluştur diyor. Burada bütün her şeyi vermiş. Biz direkt soruyu oluşturuyoruz. Önce is ile başlıyoruz. Is your mother at home? Bunu yazdık. Burada da direkt soru dediği için are ile başlıyoruz. Are your parents well? Ailen iyi mi? Burada da is ile soruyoruz. Is your job interesting? İşin ilginç mi? Burada yine are'la soruyoruz. Are the shops, dükkanlar open today? Dükkanlar bugün açık mı? Burada da nerelisin diye soruyor. Çünkü soru kelimesi olduğu için onu en başa yazıyoruz. Sonra emizarı yazıyoruz. Where are you from? Okay. Burada da are var. O yüzden are'la başlıyoruz. Are you interested in sport? Sporla ilgileniyor musun? Burada da is ile başlıyoruz direkt. Is the station, istasyon near here? Buralara yakın mı diyor. Ondan sonra yine burada are ile başlıyoruz. Are your children, senin çocukların at school? Senin çocukların okulda mı diye soruyor. Burada da why sorusu olduğu için önce onunla başlıyoruz. Sonra emizardan why are, sonra you, sonra they. Anlamadığın her şeyi mutlaka alt tarafa yaz. Bugünkü kısmı artık bitirebiliriz. Çünkü baya baya alıştırma yaptık. Artık bu kısmı iyice öğrenmiş olduk. Neden çok fazla alıştırma yaptık? Çünkü bu konuyu daha sonra bol bol göreceğiz. O yüzden iyice öğrenmiş olman lazım. Sana tavsiyem videoyu baştan sona tekrar bir kere daha izle. Tamam sıkıcı olabilir hocam yeter çok yaptık diyebilirsin ama bu tavsiyemi dinlersen bu konuyu daha iyi anlamış olursun ve bol bol not al. Sonraki derste kelime ve alıştırma çalışması yapacağız. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ciao ciao.